Her yeri betonlaşıyor. Nefes alacak hiçbir yeri yok. İnsanların piknik yapacak hiçbir alanı yok. Kayseri'mizde şu an aşırı şekilde betonlaşma var. Bizce Kayseri betonlaşmıyor. Yeşilliğimiz gayet güzeldi. Millet bahçesine topyekun karşıyım. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı. Araştırmacı yazar Mustafa Cingil ise yapımı devam eden bahçenin betonlaştığını ifade etti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Hiçbir alanı yok, yeşil alanı yok. Çocukların eğleneceği, hafta sonunu geçireceği hiçbir yeri yok. Kayseri'nin bir sürü eksiği var. Ama bunu hep betonla kapatmaya çalışıyorlar. Farklı yönlere keşke düşünseler. Yani tüm herkese açık alanlar olsa, çünkü Kayseri artık gitgide kalabalıklaşan bir yer. Sadece birkaç tane piknik mesire alanımız var. Sağ olsunlar, oralarda Suriyeliler işgal etmiş durumda. Kendi milletine hiçbir hizmet etmiyor ve Kayseri Türkiye'ye hizmet eden bir şehir. Yani Türkiye'nin %40'lık şeyine yüklenmiş bir şehir. Tüm işvereniyle, iş yeriyle olsun, çalışanıyla olsun, işçisiyle olsun Türkiye'yi sırtında taşıyan bir şehir ve hiç kesinlikle Kayseri halkı önemsenmiyor. Peki yapımına başlanan Millet Bahçesi'nde betonlaşma var mı sizce? Yani bence var. Yani her taraf beton oldu. Şu anda bakın, hiçbir yeşil bir alanımız var mı? Kayseri ile gösterilecek bir yer var mı? Kayseri her şeyle, parmağıyla gösteriliyor ama gerçekten yani insanlığının önemsenilmediğini düşünüyorum. Kesinlikle önemsenilmiyor. Yani ne çocuklarımız olsun ne biz olalım, hafta sonu geçirecek hiçbir yerimiz yok. İnsanlar ancak köylerine gidebiliyor. En yakın yeşil alan olarak oraya gidebiliyorlar. Köyleri olmayanlar da binaların içinde sıkışıp kalıyor yani. Efendim, öncelikle Millet Bahçesi ile ilgili zaten talasımız eski talas olmak üzere hani belli bir noktası vardı zaten. Bunun daha ilerleyebilmesi veya gelişebilmesi noktasında pek bir gereksinim yoktu. Millet Bahçesi'nin yapıldığı yer itibariyle hani tam yapımının sonuçlandığını bilmiyorum ama yapım esnasında talasın birçok güzel noktasına müdahale etti ki zaten Kayseri'mizde şu an aşırı şekilde betonlaşma var. Yani birçok özel noktalarımızda, mesela bizim oturduğumuz Belsin Mahallesi'nde güzel bir parkımız vardı. Yani hani kültür merkezi adı altında oraya da değişik faaliyetler oldu. Zaten anlıyorum, nüfus artımından mütevellik insanların gelişim ve alışveriş, ulaşım noktaları gelişmek zorunda da bu artık insanlara zarar vermeye, hatta çevreye, doğaya zarar vermeye başladı. Hani Kayseri'mizde belli başlı çok öyle bir ormanımız, bahçemiz, hobi bahçem işte Krenardı'dır, Alida'dır, ondan sonra ne bileyim Beştepe'lerdir, oralarda bile artık yavaş yavaş böyle eskilerden çocukluğumuzla gittiğimiz, ne bileyim eğlendiğimiz, hatalarımızın, anılarımızın olduğu yerlerde bile yavaş yavaş böyle artık büyüme, ilerleme, oraların bile peyderpeyi ondan sonra betonlaşmaya başladı. Ha, bundan mütevellik biz rahatsızız. Ama yine de bir şey diyemiyoruz efendim. Çünkü ülkemizde farklı noktalar var. Oralara fazla girmeyelim efendim. Hani yanlış konuşmak istemem. Benim diyeceklerim bu kadar. Bizce Kayseri betonlaşmıyor. Yeşilliğimiz gayet güzeldir. Belediyemiz güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Yeşillik alanında. Millet Bahçesi projesine ben zaten başından beri karşı oldum. Hiç de katılmıyorum. Bize bahçe falan lazım değil. Bize fabrika lazım. Bize üretim tesisleri lazım. Anlatabiliyor muyum? Peki Kayseri betonlaşıyor mu? Yani şehirleşme adına yapılıyor bir şeyler de sağlıklı bir betonlaşmada olduğunu da düşünmüyorum. Ondan sonra. Ama Millet Bahçesi dediğiniz zaman Millet Bahçesi'ne topyekun karşıyım. Ben orada çalıştım ben yıllar önce, o adamların, rahmetli insanların yaptırdığı tesislerde, oralarda çalıştım. Ama şimdi bahçe yapılıyor. Bahçenin hiç bize getirisi yok. 25 yıldır Kayseri'de yaşıyorum ve arkadaşlarım başka şehirden geldiği zaman, işte gezelim dediği zaman, yani düşününce götürebileceğim bir yer yani bulamıyorum. Sultan Sazlı var, buraya çok uzak. O yüzden evet, biraz fazla beton var. İnşaat mühendisiyim bu arada. Ve evet, öyle. Maalesef ki öyle. Yani bence güzel bir şey. Çünkü milletimiz için bayağı iyi olacak bu. Ben çünkü oranın projesine gittim incelemek için. Ben güzel buldum yani. Her şey için, aile falan. Güzel olacak orası bence. Araştırmacı yazar Mustafa Cingil demiş ki burası betonlaşıyor Millet Bahçesi'nden için. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya biraz ağaçlandırmada sıkıntı olacak. Evet. Ağaçlarımız yıkılacak ama... Olabilir. Bence güzel olur.
Peki Kayseri betonlaşıyor mu sence? Betonlaşıyor. Bayağı yani her tarafa bina yapıldığı için betonlaşıyor, evet. Ağaçlarımız falan yıkılıyor. O yüzden ya bazıları iyi buluyor, bazıları kötü buluyor da bilmiyorum, bence iyi olacak Kayseri için. Ben yurt dışına yaşıyordum. Son 7 senedir buradayım. Ama doğru, her şey betonlaşmıştır. Yani güzel memleketimiz hep betondan doldururdu yani. O kadar yüksek binalar gerekmezdi yani, yer çok. Ama herkes rant sağlamak için, herkes para kaçırmak için, herkes yani bunun sadece belediyede falan değildir yani. Bunu ev inşaatı yapanları, hepsi rant sağladığı için, her şey para için. Yani bu memleket sadece para üzerine kurulmuş. Maalesef yazıktır yani. Peki araştırmacı yazar Mustafa Cingil'in dediği hakkında ne düşünüyorsunuz? Millet Bahçesi'nde de betonlaşma var mı? Ona bir şey diyemem çünkü gözümle görmediğim için o yazarı da tanımıyorum. Ama yani önce görelim, ondan sonra betonlaşmayı şey yapalım. Bir hastanemiz de var orada. Oraya Millet Bahçesi yapma fikrine zaten çok taraftar değilim. Eğer yapılacaksa Erciyes Üniversitemizin bulduğu aşının merkezi yapılsaydı Kayseri'ye daha çok faydası olurdu. Peki sizce betonlaşma durumu var mı? Betonlaşma da var. Zaten bir çirkin yapılaşma da var maalesef. Ben 94'te tekrar geldiğimde yine buradaki alan yine bozulmuş. Yine yapamamışlar. Yine bozulmuş. Bunlara artık bir çözüm bulmaları gerekiyor değil mi? En az bir 10 sene, 20 sene neyse yapan firmaya bir şey vermeleri lazım. Onları taahhüt altına almaları gerekiyor. 3-4 senedir devam ediyor bu. Hangi kanal? Pardon. Kayseri Radar. Takip ettiğim ve yorum yazdığım bir site. Valla ne diyeyim bilmiyorum. İnşallah hayırlı olurdur ama betonla çevrilmiş bir alanı, ağaçlandırılmış bir alandı. Şu anda betona çevrilmiş bir alan. Yazdık. Onun yerine başka bir şey yapabilirler. Peki Kayseri betonlaşıyor mu? Görmüyor musunuz? Diyecek bir şey var mı? Kayseri'de aşırı bir betonlaşma var. Eski peki, yeşilliği yok, buyurun. Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı, biliyor musunuz? Biliyorum. Araştırmacı yazar Mustafa Cingil dedi ki burası betonlaşıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Millet Bahçelerine karşıyız. Yani bu sadece Millet Bahçesi yapılarak çözüm olacak bir durum değil. Eskiden Kayseri daha yeşildi. Özellikle İldem tarafları, Beyazşehir tarafları aşırı bir betonlaşma var. Ve uygun görmüyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Betonlaşıyor tabii. Yeterince yeşillik alan yok. Bir arkadaşlarımızı alıp bir iki adım ileriye gidiyoruz. Fabrika, bir iki adım ileriye gidiyoruz. Kafe, bir iki adım ileriye gidiyoruz. Herhangi böyle insan indiğimiz yerler yani. Yani demek istediğimiz şu, gençlik uğruna da biraz daha böyle yapılandırma olabilir. Büyüklere de sesleniyorum, büyük devlet büyüklerine. Bence yeterince bu röportajlar da yeterli olacaktır, onlar da bizi duyacaktır. Daha çok yeşillik alan, daha çok huzur olacaktır, daha çok mutluluk olacaktır. Hep birlikte yani, daha iyi yerlere geleceğiz. Arkadaşın dediğine katılıyorum ben. Bir de park çok az ya şu zamanlarda. Her mahallede 2-3 tane parkın olması şart. Bir de yeşillendirmek lazım